Evet, herkese merhabalar. Tarot'un Kraliçesi Makbuş ablanın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim, danışanlarım, canım gönül dostlarım. Bugün sizler için yine sizlerden gelen bir istek doğrultusunda muhteşem bir açılımla yine sizlerle birlikteyim. Evet, bugünkü sorumuz aklımızdaki kişinin hali ve ahvali. Evet, bugün yine bireysel danışmanlıklarımdan o kadar çok geldi ki aklındaki kişi ne haldedir, ne durumdadır, neler yapıyor, nelerle abunuyor, nasıl teselli oluyor gibi sorular gelince o zaman dedim ki demek ki kolektifimin de ihtiyacı olan konu bu. Ne yapıyoruz? Aklımdaki kişinin hali ve ahvali diyoruz. Haydi bakalım. Her zaman olduğu gibi birin ve bütünün en yüksek hayrına şifa olması niyetimle kartlarımı tabii ki siz canım gönül dostlarıma, kanalımın abonelerine özellikle niyete alıyorum, benim canım takipçilerime. Evet, haydi bakalım, niyetlerinizi alın, kartlarıma odaklanın, rezone olun. Önce can, sonra canan, sorun bakalım aklınızdaki kişiyi. Bakalım hali ve ahvali nedir, neler yapıyor. Bu konuda Makbuş ablanın kanalı aracılığıyla bilgi almaya niyet ettim diyerek kartlarıma odaklanabilirsiniz. Evet, iki tane gelmiş. Evet, ha. Şimdi tabii ki bu açılımların bütüne ve kolektife hitap eden açılımlar olduğunu unutmuyorsunuz. Daha bireysel, daha kendime ait yanıtlar arıyorum diyorsanız da 0544 405 57 90 WhatsApp iletişim hattımdan yazarak benimle iletişime geçebilirsiniz. Ve kanalıma abone olarak bildirimleri açıp yorumlar, beğeniler bırakan ve süper teşekkürlerle de bana minnoş minnoş destek veren tüm gönül dostlarıma da ayrıca teşekkür ediyorum. Evet, canım gönüldaşlarım, biliyorsunuz ki zaman zaman bunu hatırlatıyorum. YouTube'da artık kanala abone değilseniz, herhangi bir kanala eğer abone değilseniz bir süre sonra videoların gösterimini keseceğini bir kez daha iletiyorum. Eğer ki benimle bu enerjide kalmak istiyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Tamam mı? Anlaştık mı canım gönül dostlarım? Evet. Hazır mısınız? Muhteşem bir açılım için. Bakalım aklınızdaki kişinin hali ve ahvali neymiş? Neler yapıyormuş? Bakalım ne oluyor, ne bitiyorsa hepsini bir öğrenelim kartlarım aracılığıyla. Evet, hemen mesajlar da gelmeye başladı zaten. Evet. Şimdi tabii ki her zaman olduğu gibi yine zaman vererek başlayacağım. Geçtiğimiz bu videoyu izlediğiniz andan itibaren geçtiğimiz ikili zaman içerisinde, yani 2 saat, 2 gün, 2 hafta, 2 ay, 2. ay ya da ikili bir tarihten beri aranızda yaşanmış bazı hayal kırıklıkları ve olumsuzluklardan kaynaklı bir kırgınlık, bir dargınlık ya da bir mesafe söz konusu imiş, öyle diyor kartlarım kolektif enerjime. Yani hani zaman konusunda çok takılmayın ama genel anlamda kolektifimde demek ki iki enerjisi çok fazla olduğu için iki rakamı gelmiştir. Bunu da bir altını çizmek isterim. Şimdi bakın, aklınızdaki kişinin aslında gerçekten size karşı hala duyguları var. Hatta ve hatta sizin hayatınızda da geçtiğimiz işte 4 yıl içi, 4 ay içi, 4. ay, ayın 4'ü, 14, 24 gibi, yani dörtlü bir zamandan beri sizin hayatınızda olduğu ya da ilişkinizde dörtlü bir zamandan beri size karşı duygularını yoğun hissettiği ama işte dediğim gibi ikili bir zamandan beri maalesef aranıza böyle bir kara kediler girdiğini ya da mesafeler oluştuğunu söylüyor kartlarım. Şimdi bakın aklınızdaki kişi, evet, şu anda
dargınsınız, kırgınsınız, mesafelisiniz ve aklınızdaki kişi şu anda kendisini inanılmaz verimsiz hissediyor. Özellikle size karşı. Yani bu verimsizlik ve kısırlık özellikle sizin ona istediğiniz, ondan istediğiniz beklentilerinize cevap verememek. Ve bu yüzden dolayı da aslında size hala duyguları olduğu için de kendini zayıf ve güçsüz hissediyor. Şimdi bir kere niyet ettiğiniz kişi ortamları seven bir karakter. Yani burada hani bu ortamlar işte iş ortamı olur, arkadaş ortamı olur, sosyal medya ortamı olur ama ve lakin hani bu ortamlarda zaman geçirmeyi sevse de, bakın sevse de ya da bu ortamlarda bulunmaktan mutlu olsa da şimdi bu dargınlık ve kırgınlık sürecinde o ortamlardan da sanki uzaklaşmış, kendini soyutlamış. Bakın zaten dengesiz hareketler içerisinde olduğunuza zaten yine kartların aracılığıyla size mesaj olarak vermek istiyorum. Şimdi bakın etrafındaki o kadar çok insanla düşünce ve görüş ve fikir ayrılığı yaşıyor ki işte ona kim ne diyorsa ak diyorsa o kara diyor. O kara diyorsa etrafındakilere ak diyor. Yani hiç kimseyle ortak bir noktada uzlaşmıyor. Ortak bir noktaya gelmiyor. Sürekli bir didişme ve itişme halinde ve bunlardan birisi de aile efradı. Yani aile efradı derken işte anne baba kardeşleri olduğu gibi işte eşi çoluğu çocuğu olabilir ya da eşi yoktur da çoluğu çocuğuyla olabilir gibi gibi gibi. Ama etrafındaki insanlarla son derece böyle didişme ve itişme halinde ve sürekli zıtlaşıyor. Yani sürekli muhalefet, öyle diyelim. Sürekli muhalefet halinde olan bir aklınızdaki kişi mevcut da var şu anda. Ve özellikle de sizinle bağlantılı inanılmaz bir hırs ve kıskançlık içerisine düşmüş. Bakın sizin mecburi bağınız olan, belki sürekli görmek zorunda olduğunuz bir iş arkadaşınız olabilir, bir akrabanız olabilir, işte ortamınızdan bir insan olabilir ya da işte bununla konuşma, görüşme ya da sayfanda olmasını ekleme etme dediğiniz biri yüzünden. Bakın eğer tabii bunu yine diyorum ki bakın kendi hikayenize göre alın. Eğer böyle bir durumunuz var ise bunu alın. Ama bizde böyle bir durum yok diyorsanız da almayın. Hani bunu da yine bir dipnot olarak vereyim. Hep diyorum ya kendi hikayenize göre alın diye. Sonuç itibariyle kolektife bakıyorum burada. Tamam mı canım gönül dostlarım? Bak eğer ki böyle bir durumunuz var ise aklınızdaki kişinin hani o sizin mecburen görmek zorunda olduğunuz ve onu da buna belki de aklınızdaki kişiye bir türlü anlatamadığınız bir karakter yüzünden, bir kişi yüzünden inanılmaz size bir hırs ve kıskançlık yapmış. Zaman veriyorum. Bakın iyi dinleyin. Bir zaman veriyorum. Yedili bir zaman. Geçtiğimiz 7 saat, 7 gün, 7 hafta, 7 ay, 7. ay, ayın 7'si, 17'si, 27'si ya da 7'li bir saatte bu kişiyle bağlantılı ya bir tartışma yaşamışsınız ya da böyle bir belki bir paylaşımınız oldu, belki bir görüşmeniz oldu, bir şey. Bunu gördüğü için yani ya da bildiği için iyice ne size böyle diş bilemiş ve bu yüzden de inanılmaz bir hırs ve kıskançlık haleti ruhiyesi içerisinde. Ayrıca şu anda aslında size düşüncelerinde aramak, ulaşmak, bir şekilde sizinle karşılaşmak ya da yüzleşmek gibi düşünceler var. Ama iletişime geçmek de var. Ama öyle bir duruş sergiliyor ki hani böyle kibirli, gururlu ve narsist de bir karakter olduğu için belki de hani o duruşunu bozmak istemiyor. Evet ben aslında güçlüyüm bak o mesafeyi koydum. Şu an lay lay lom geziyorum, eğleniyorum bak ortamlardayım. Havası yansıtmaya çalışsa da inanmayın. Çünkü gerçekten şu an aklınızdaki kişi inanılmaz dengesiz hareketler sergiliyor. Çünkü bakın şu anda yoğun duygular yaşıyor ve bu yaşadığı yoğun duygular yüzünden özellikle sizinle bağlantılı bir şeyleri hala hazmedemediği için belki de dışarıda bir arayış içerisinde girse de sizde yaşadığı duyguları alamadığı için onu da yapamıyor. Bak zaten kısır ve verimsiz oradan geliyor. Bakar mısınız? Yani aşk, tutku, haz ya da cinsel birliktelik için bak harekete geçse de onu bir türlü istediği yere
getiremiyor. Şimdi sizinle bağlantılı gerçekten korkuları var. Şu anki halet ruhiyesinde özellikle o ego çatışmalarını yaşıyor kendi iç dünyasında, sizinle ilgili korkularıyla bağlantılı. Aslında size tekrar yeniden bir başlangıç, yeni bir kapı açmak amacıyla gelmek isteyecek ama burada diyor ki yani bizim diyor sonumuz belli. Yani yine diyor sonu olmayan bir yola diyor gireceğiz. Yani çünkü demek ki ilişkinizde bazı zorlu durumlar, mücadeleler ya da bazı engebeler var. Şimdi o engebeleri aşabilmek adına da şu anki halet ruhiyesine, yani ruh halinde yalnız kalmayı istiyor, ruhsal sorunlarını çözümlemeye çalışıyor, sanki yolunu kaybetmiş ve ne istediğini bilemez durumda gösteriliyor. Ve burada diyor ki ben aslında, bakın burada egosunu burada konuşturuyor işte. Ben diyor zaman zaman diyor kendimi senin için feda ettim diyor. Ama diyor hatalar da yaptım diyor. Bak hatalar da yaptım. Bir şeyleri fark edemedim. Belki yanlış seçimler yaptım ve bu yüzden de suçluluk duygusu içindeyim diyor. Bakın ne kadar net bir şekilde aslında kendisi de bir şeylerin farkında. Ve şu anda aslında ruh halinde gerçekleştirmek istediği ne ise onun için çare arıyor. Bakın haldır haldır böyle bir çare arıyor ve aslında sizden sakladığı, belki sizin de bilmediğiniz bazı gerçeklerle de şu an bir yüzleşme yaşıyor olarak gösteriliyor aklınızdaki kişi. Şimdi burada özellikle hani aklınızdaki kişinin ruh halinde, halet ruhiyesine, hani hali ve ahvali dedik ya, en çok beklenen, yani sizinle ilgili özellikle beklediği, arzuladığı her neyse bunu en kısa zaman içerisinde gerçekleştirmek istiyor. Aslında içten içe bir sabırsızlığı var ve şu an belki hani iç dünyasına döndü, bir şeyleri çözümlemeye çalışıyor ya. Bunu çözümlemeye çalışırken de bir an önce halledip belki de o zamanı iyi değerlendirerek sabırsızca size ulaşmak isteği içerisinde olduğunu da veriyor kartlar. Ama işte bak dönüyor dolaşıyor, dönüyor dolaşıyor. Diyor ki kısır döngü ve monotonluk. Şimdi sizin ilişkinizde, aklınızdaki kişiyle yaşadığınız ilişkide sürekli bir kısır döngü ve bir monotonluk içerisinde misiniz? Maalesef ki. Ve burada sanki ruhsal anlamda böyle bir şeyler, hani uyku durumunda. Belki duygularınız, belki ilişkiniz. Şimdi onu bir uyanışa geçirme psikolojisi ya da enerjisi içerisinde aklınızdaki kişi. Çünkü bakın aslında o kadar güzel bir kartla şu desteği noktalıyorum ki şu an her iki tarafında ilişkisinde iyi yönlü bir değişime gidilecek. Yani aklınızdaki kişinin hali ve ahvalinde iyi yönlü bir değişime gitmek, işte iş anlamında, ev anlamında, kariyer anlamında, belki şehir ya da ülke değişimi anlamında, yani ve özellikle de belki de ilişkinizle bağlantılı yaşadığı kararsızlıkları bitirme anlamında. Şimdi bakın, evet, 3 deste, her desteden de gelen cevap yine bir makbuş abla enerjisi, gördüğünüz gibi aynı mesajlar. Arkadaşlar, canım gönül dostlarım, canım takipçilerim, canım kanalımın canım aboneleri, bakın aklınızda niyet ettiğiniz kişi her kimse, size karşı tutkuyla bağlayan bir tutku var aranızda. Bu tutku gerçekten aklınızdaki kişide, bakın, sizden vazgeçememe enerjisiyle yansıyor ve bu enerji içine bakar mısınız? Evet, enerjisiyle geldi zaten ve bu enerjiyle de belki de sizden duymak istediği bir şey bu kelime, evet, ya da belki de size bu evet kelimesiyle gelecek artık aranızda yaşananlar her neyse, çünkü burada artık bir şeylerin yolunu görüyor, ne olduğunu görüyor. Hani belki sizin onu ucundan yakaladığınız bir şeyler ya da onun sizde yakaladığı bir şeyler. Bakın bu hep söylediğim gibi
İlla bir kadın ya da erkek olarak da düşünmeyin bunu. Ama her iki tarafında artık böyle gözlerini kapatan, görmediği ya da görmek istemediği bir şeylerin ortaya çıkacağı bir süreç var. Ama bak araya giren üçüncü kişiler ya da üçüncü şahıslar maalesef belki de bu birliktelikle bağlantılı sıkıntılar yaşamanızda etken olmuş. O da belki de şu anki halet ruhiyesinde bunların sağlamasını yapıyor kendi iç dünyasında. Bak bir çare. Çaresiz. Şu an çaresiz. Ben diyor nasıl bir yanlış yaptım ki burada da zaten söylüyor. Benim diyor yaptığım bazı yanlışlar oldu. Yanlış yollara gittim diyor. Ama şu an çareyim, bir çareyim diyor. Yani çare arıyorum diyor. Ve bakın affetmek enerjisiyle geldim. Şimdi aklınızdaki kişinin halet ruhiyesinde, hali ve ahvalinde bu da var. Yani sizden affetme enerjisi ya da size affetme enerjisi. Bakın sizde belki sizinle ilgili de bir şey yaşanmış olabilir burada. Çünkü her seferinde kendisini bin parça hissediyor. Bakın her defasında. Şimdi burada o bin parça hissettiği olay şu. Belki kendi yaptığı hatalarından dolayı yaşadığı pişmanlıklar, belki de sizinle ilgili iş dünyasında affedemediği bir şeyler, belki sizin bir hareketiniz, bir bakışınız, bir söyleminiz, bir davranışınız, onu da belki de derin bir yara açmış olabilir. O yüzden burada biraz kendinizde sorgulamanızı istiyor zaten kartlar. Ve burada bakın rakip. Yani şu kart diyor ki aklınızdaki kişinin ruh halinde evet ben kendi ruh halimde şu anki bunları yaşıyorum. Hali ve ahvalim böyle ama sen ne haldesin? Ben kimlerle uğraşıyorum? Acaba senin hayatına birileri var mı? Evet ben de kendi iç dünyamda bir şeyleri düzeltmeye çalışıyorum ama bak burada demek ki size bağlantılı bazı özgüven eksikliğini de veriyor kartlar. Demek ki sizinle ilgili de yaşadığı kendi güvensizlik ve o problemlerini size de yansıtıyor kartlar aracılığıyla. Ama şunu bilin ki bakın sizi çok özlemiş. Bir özlem enerjisi var. Bu çok kıymetli zaten. Ama bu özlem enerjisiyle zaten her ne olursa olsun size geldiğinde kutlamalar, eğlenceler, işte hatta birlikte diyor bu enerjide buluşacağımız bir zamanda bir an önce istiyorum derken bakar mısınız özlemek ve kavuşmak yani bu kadar mı olur her iki kartın arka arkaya gelmesi evet en sonunda her iki nefes bir nefes olarak bütünleşecek ve kavuşma gerçekleşecek diyor kartlarım demek ki şu an aklınızdaki kişinin hali ve ahvalinde sizdeki o iki nefesi tek nefes yapıp birleşebilmek, kavuşabilmek enerjisi hakim sonuç itibariyle. Hadi bakalım hayırlısı olsun. Kolektif enerjime niyetle ben de sevgiyle aldım, kabul ettim, şifa olsun diyorum. Bugün de benimle olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun, sağlıkla kalın, sevgiyle kalın, hoşça kalın.